Değerli arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var Sayın Tamer Levent. Şimdi bu fuarın çok özel bir durumu var Sanata Evet vizyonu için. Az sonra Tamer Bey Sanata Evet'ten ve Sanata Evet vizyonundan bahsedecek detaylı olarak. Art Contact Ankara'da Bilgin Bey'in yapmış olduğu uluslararası sanat fuarı bir dönüm noktası hem Sanata Evet için hem de Bilgin Aygün için. Orada çok farklı bir yapılanmayla Sanata Evet'i ön plana çıkarttılar. Az sonra kendileri bahsedecekler. Şimdi de burada olmaktan, bu ressamların, heykeltıraşların ve fotoğraf sanatçıların arasında olmakta ayrı bir heyecan verici olay. Biz uzun bir süredir, yaklaşık 2-3 yıldır da Sanata Evet vizyonunu resim sanatı üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Tabii diğer bakış açısı da devam ediyor. Fakat özellikle ressamların, heykeltıraşların ve fotoğrafçıların entelektüel boyutunun daha yüksek olmasından Sanata Evet'in çok daha fazla kabul gördüğünü ve çok daha fazla yaygınlaştığını ve kabul gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu fuarları ve organizasyonları fazlasıyla önemsiyoruz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Efendim selamlar. Şimdi burada Sanata Evet standımız var. Baştan beri de Sanata Evet konusunda Bilgin'le çok yakın mesaimiz oldu. Yani bu 40 yıllık bir zaman, baştan beri dediğim 40 yıl. 40 yıl ne çabuk geçiyor değil mi? 40 yıl böyle birdenbire. Cahit Sıtkı Tarancı yaş 35 yılın yarısı eder demiş. Biz 40 yıl diyoruz. Efendim ama maalesef anca gelişiyoruz. Yani Cumhuriyet'ten sonra şunu fark ediyorum ki düşünme biçimimiz 1938 Atatürk'ün vefatından sonra adım adım dumura uğratılmış. Ve biz normal yani insanlığa dair bilmemiz gereken en basit şeyleri bile sanki bilmeden yaşayıp her şeyin tesadüflerle gerçekleşebileceğine inanmış. Aslında kaderci olmayı reddedip ama bizzat kaderci olan bir topluma dönüşmüşüz. Hiç böyle bir şey düşünmüş müydünüz? Yaptığımız resimler, bestelediğimiz müzikler de bu kaderci. Dikkat edin, Türk sanat musikisinde aşıklar asla buluşamaz. Bir hep müthiş bir kahır vardır değil mi? Sürekli bir aşk demek zaten müthiş bir eziyet yani. Yani ondan sonra da hala da aşık olmak istiyor insan. Olma kardeşim o zaman aşık yani. Bu kadar çileli bir şeyse aşık olma. Ama mesela Araplar birbirlerine aşk aşk diye iltifat ediyorlar. Hiç denk geldiniz mi? Yani ben bunu İşte Arabistan'da filan da böyle bir zamanlar gidip gelmiştim. Bakıyorum tanışıyor mesela iki kişi. Nasılsın diyor Arapça. Onu ses tonundan anlıyorum. Arapçayı çözemiyorum. O da karşılıklı hani iyiyim yerine aşk diyor. Demek dedim bunlar aşk kelimesini başka anlamda da kullanıyor. Şebnem böyle bir şey var mı? Aşk kelimesini orada kullanıyor. Yani iyiyim, hayat iyi anlamına geliyor mu aşk? Duyulmuyor, biraz yüksek. Oluyor mu? Yani ben mesela bunu gördüğüm zaman Allah Allah diyordum. Ben aşk deyince Ferhat ile Şirin filan geliyor aklıma. Bunlar aşkı gayet normal bir şey olarak kullanıyor. Hayatın iyi gittiğine dair. Mesela nasılsın diyorsun? Aşk, aşk diyor adam. O ne oluyor? Aralarında başka bir şey mi var filan diyorsun? Yok, normal bir şey yani değil mi? Evet. Demek ki yani aşk kavramının da biz acı çekilen bir şey olarak değil de daha geniş kapsamlı bir şey olarak anlamamız mümkün. Mesela ben orada bunu adamların birbirine aşk aşk demelerini hiç merak etmeyebilirdim mesela değil mi? Allah adam aşk geçti ya falan. Hayır niye? Merak ediyorsun. Niye ya? Ne demek istiyor acaba filan değil mi? Şimdi bunlar hayattaki basit şeyler yani. Haberimiz olabilecek. Yeter ki gözlem yapalım.
Hoş geldiniz. Nihayet buluştuk o gücüm. Mehtap Hanım, buyurun efendim. Buyurun böyle. Tanrı ile olan aşk da çok önemli. O da evet. Onun üzerinden yani yürüyor. Mesela kelimeleri bize nasıl ezberletilmişse öyle anlıyoruz, evet. Değil mi? O zaman da çok sığ anlıyoruz. Kelimelerin ne ifade ettiği bizim için son derece sığ. Dediği gibi Tanrı ile olan ilişkiye de aşk deniyor. Evet. Mitolojide de var bu. Yani. Onda da var. Aynı evet. Şöyle bir baktın ama bunların insanın ilgisini çekmesi lazım. Çünkü hayat bütünüyle o kadar zengin bir şey ki biz de bunun bir parçası olarak biraz bu içinde yaşadığımız dünyayı anlamalıyız herhalde ya, değil mi? Yok anlamayacağım ben. Yani ben böyle iyiyim abi, anda kalayım falan diye böyle bir şeyler icat ediyor. Şu dünyaya bir kere geldik, zaten ölüp gideceğiz. E ne olacak, ölüp gideceksen bir şeyleri anla, yaşadığın hayatı daha keyifli hale getirirsin. Anladıkça daha mutlu oluruz. Yani şaşırabilir değil mi? Allah Allah, bu ne oluyor falan. Şaşırmak önemli bir olgu. Şimdi dogmatik öğretilerde hep bir Tanrı korkusu, Allah evet. korkusu var evet. insanların itaat devamlı etmesi korku. İçin. Fakat Yunus Emre ile Mevlana ile bu bir Tanrı sevgisine çok dönüşüyor. Evet. O dediğiniz gibi bambaşka bir bakış açısı şimdi getiriyor. O kadar önemli bir şey ki evet. mesela şimdi dünyada enteresan bir farkındalık dönemi yaşandığının farkında mısınız? Evet. Efendim? Böyle mesela geçen de baktım birisi, yabancı birisi, Alman kökenli birisi ama Müslüman. Böyle Türkçe konuşuyor ama aksanlı, Almanca'dan çevrilme bir Türkçe. Diyor ki, biz diyor Tanrı deyince, Allah deyince hep korktuk diyor. Korktuk yani yapma ceza alırsın, yapma ceza. Halbuki diyor ki, bak ben kitabı okudum diyor, Allah'ın sevmemiz gerektiğini anladım diyor. Sevgi, bize sevgiyi ölçü olarak söylüyor diyor. Biz ama habere korkuyoruz diyor. Şimdi bu bir kültür farkı değil mi? İnsanlar herhalde şöyle düşünmek lazım. İlkel çağda mağara devrindeler. Sonra totemlere tapıyorlar filan. Ama bir mucize arıyorlar. İfade edemedikleri şeyler var. O zamanlar beyin bilim diye bir bilim maalesef gelişmiş değil. Yapay zeka henüz yok. Birkaç yıl sonra olacak ama değil mi? Mağaradan eve çıkınca. Bakın bunların olmadığı bir ortamda her şey korkutucu. Hiçbir şeyin ne olduğunu anlamak mümkün değil, değil mi? Evet. Bunlar adım adım hayat keşfedilmeye başlandıkça bu korkular azalmaya başlıyor. Ama algı yönetimi yaparak toplumları yönetmek isteyenler bu gelişmeleri de engellemek istiyorlar. Neden skolastik çağda, Engizisyon döneminde kilise bilim adamlarını parçaladı? Madem din insanlığın gelişmesi için ve belli bir uygar yaşamanın, sevgiyle, saygıyla yaşamanın kaynağıydı, o zaman din bu gelişmeleri desteklemeliydi, değil mi? Engizisyon mahkemesine baktığımız zaman zamanın ne kadar genius insanı varsa neredeyse onların katletmişler. Onların tırnaklarını sökmüşler. Onların boylarını uzatmışlar. Merdaneye bağlayıp, değil mi? Biliyorsunuz. 1.50'lik adam 1.80 oluyor. Ama kemik memik kalmıyor tabii. Sonra o kemiklerden de inşaat yapıyorlar, biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Mesela Portekiz'de Evora diye bir şehir var. Engizisyon mahkemelerinin hemen hemen en meşhurları bu Evora'da yapılmış. Ben de bu Evora'ya gitmiştim. Evora'da şu anda Portekiz'de yaşayan bir Türk arkadaşım var. Haberi yoktu. O Lisbon'da yaşıyor. Evora'ya gittin mi dedim. Hayır, ne yapacağım ben Evora'da dedi. Bir git bak dedim. Evora'da bir şey var, kilise var. Duvarlarında tuğla yerine kurutulmuş insan kafaları var. Arkadaş Lisbon'da yaşıyor ama bunu hiç merak etmemiş. Ben bunu söyleyince gitti YouTube programı yaptı. Şimdi yayınlanıyor. Ve de diyor ki ya iyi ki söyledin, bayağı izleniyor diyor.
Şimdi normalde esasında insan ne yapar YouTube programında? Ay, ne haber? Hadi bakalım hop dans edelim filan değil mi? Hip hop. Hip hop kültürü de geçen gün Almanya'daydım. Orada Şirin diye bir müze var. Almanca Şirin ama. Ve Almanya'da oradan da İngiltere'den bir konuğumuz geldi. İngiltere'deki sanata evet temsilcimiz Dilara'cığım. Şimdi mi geldi? Ondan sonra içinde bulunduğumuz Milenyum'u Şirin Müzesi, çok büyük bir müze, Kültür Milenyum olarak adlandırıyor. Şimdi bize ne? Kültür mültür. Karın doyuruyor mu kardeşim? Doyurmuyor. O zaman ben işime bakarım. Efendim, kaldığım otelin yan tarafında bir eczane vardı. Oradan bir vitamin ilacı ısmarladım. Kadıncağız yok dedi ama getirtirim ben sana dedi. Ben dedim işte şu otelde kalıyorum. Bir kağıda yazdım. Şu numarada kalıyorum. Otelin şu odasında kalıyorum dedim. Verdim kadına. Ha bunlar başladı. Bu da sanatı evetle ilgili. Yani 40 yıl önce başladığımız ve o zamanlar yaptığımız çalışmaların bazıları burada var, belgeleri. Aslında şöyle oldu. Fuar için Sanata Evet standında Sanata Evet'in bir öyküsünü videolaştıralım, bir video art haline getirelim diye önerdi Tamer Bey. Çok kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 3-4 gün içerisinde İran'dan sevgili Şebnem Atay arkadaşımız. Ayağa kalkabiliyor musunuz? Evet. Şebnem Hanım. Kendisi bir alkışlayalım isterseniz. Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi. Çok kısa bir süre içerisinde bütün Sanata Evet arşivini, tabii hepsi değil ama ulaşılabildiklerimizi toparladı ve bundan 17 dakikalık bir video hazırladı. Bunun arasına Tamer Bey'in birebir yaptığı söyleşileri ekledi. Bir de televizyon konuşmalarından, TEDx konuşmalarından bazı fragmanları alarak, bu tabii sesli ve standımızda yarından itibaren veya bugünden itibaren 24 saat izlemek mümkün olacak bunu. Muhteşem bir video art hazırladı. Bu video Sanata Evet'in adeta bir kaba özeti gibi. Evet, çünkü yani Sanata Evet diyorsak bu uydurulmuş bir kavram değil. Rönesans'tan da etkilenmiş. Ondan öncesinden de etkilenmiş bir bütünsellik, yani yaşadığımız yaşamdaki sıradan bilgiler, akademik bilgiler ve bunların toplamından elde edilmiş bir vizyon ismi bu. Yani isteklerimizin, arzularımızın, yaşamak istediğimiz, hayalini kurduğumuz hayata multidisipliner bir bakışın ismi bu sanatı. Evet. Ama biz sanatı böyle anlamıyoruz, değil mi? Biz sanatı resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan ibaret bir şey anlıyoruz. Ve bu kutunun içine sanatı koyuyoruz, kapağını da kapatıyoruz. Eğer bu işleri yapıyorsan, sanatçısın. Bu işleri yapmıyorsan, hadi güle güle. Peki ne işe yarıyor bu sanat o zaman? O işte resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık yapanların işine yarıyor. Diğerleri fuzuli mi? Böyle düşünen var mı acaba? Hiç yok mu? Herkes böyle mi düşünüyor? Yani sanat hepimiz için falan diye mi düşünüyor? Mesela birisine soruyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Ya çok hoşsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Diyor. Sanatçıyım diyor. Anladım. Ne iş yaptığını anladık değil mi hep beraber? Siz ne iş yapıyor? Ne iş yapıyormuş? Anladınız değil mi ne iş yaptın? Ne iş yapıyormuş? Sanatçıymış. Sanatçıymış. Yani ne iş yaptığını anladınız değil mi? Sanatçıyım deyince. Anlamadınız. Bak Hatay'dan geliyor, anlamıyor işte. Depremi geçirdiniz, mahvoldunuz tabii. Halbuki herkes anlıyor burada bak. Sanatçının ne iş yaptığını anlamıyor musunuz? Efendim? Duymuyorum. Buradan akustiği çok kötü. Ne diyor? Olabilir diyor. Ha tabii. İlla resim, ressam olması şart değil diyorsun. Evet. Peki kalp cerrahı olsa olur mu? Kalp cerrahı olsa sanatçı olur mu?
Evet, bak mikrofon verdik ya eline. Yani bize öğretilene göre hayır. Kim öğretti size bunu? Yani sanat dediğimiz şey bir düşünceyi ifade ediş biçimi. Bir ürün çıkartıyorsunuz, özgün olmalı. Yani, devam, güzel. Mikrofonu biraz yakın tut ama. Bu şekilde hani kalp cerrahı baktığımızda o işini yapıyor, görevini yapıyor ama üretim yok hani. Kalp cerrahında üretim yok değil mi? Yok. Özgün değil. Özgün şeyi, değil. Evet. Aynen. Bütün kalp cerrahları aynı. Hani bize öğretilen şey bu. Bütün kalp cerrahları aynı. Hangisini istersen git. Kalbinden kalp nakli yaptıracaksan bir kalp cerrahı bakıyorsun hangisi iyi. Şu an buna gideyim diyorsun. Tık tık şu kalbi bir nakil et diyorsun. Tamam diyorlar. Hemen nakli. Hangisi daha duygusal? Ha bir de duygusal. Hangi, Türk sanat müziğinin acıklı şarkıları hangisi dinliyorsa ona gitmek lazım bize. Yani işte işini iyi yapan var, kötü yapan var. Ben sadece bana öğretileni. Ne? Ben sadece? Bana öğretileni. Çok hani güzel. Hani sana deyince. İşte. Bu öğretiler bizi bu hale getirdi. Yani. Bakın hepimiz müthiş geliştik bu sayede. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında böyle söylüyor ama. Çok güzel söylüyor. Arkadaşımızın yaptığı eserleri görmediniz henüz. Kapılar yapıyor. Bulunduğu bölgedeki kapıları yapmış ve depremde bu kapıların hepsi yıkılmış. Evet. Ve yaptığı eserler şimdi tarihe bir tanıklık belgesi gibi. Hı. Yaptığı resimler. Müthiş bir şey var. Onu mutlaka... Depremden sonra mı yaptın onu? Depremden sonra mı, depremden önce mi? Depremden önce yaptıklarının şimdi hepsi bakın, hasar görmüş. Hiçbirisi yok. İnsan sanat demek yaşadıklarını ifade etme süreci demek. Yani düşünmek demek. Sanatın özü düşünce. Düşünmek. Düşünmek de benim bir dünya tiyatro günü bildirisi var. 27 Mart'ta yazdım. Orada daha anlaşılır bir şok yaratmak için şöyle dedim. Yani kadın erkek hamilelik meselesi sadece kadına ait görünüyor ama bütün insanlar beyinleri sayesinde hamile olabilir dedim. Neden? Çünkü beyne bir fikir düşüyor değil mi? Sonra tıpkı bebeğin ana karnında diye multidisipliner beslenmesi gibi diğer bütün her annenin yediği her şeyden beslenmesi gibi beyinde o fikir de besleniyor değil mi? Besleniyor ve o fikir artık öyle bir gelişme gösteriyor ki siz o fikri uygulamaya sokmak istiyorsunuz. Ona da doğum diyoruz yani ürün. Beyindeki sürece proses diyor. Rönesans geçiren toplumlar sanatı tarif ederken beyindeki sürecin sonucunda ortaya çıkan ürüne de product diyor. Ürün diyor yani. Hamilelikte de çocuğun ana karnına düşmesi ya da rahme düşmesi, sonra orada annenin aldığı gıdalarla beslenmesi ve sonuçta ürüne dönüşüp doğması işte proses ve product değil mi? 9 ay bir süreç ve 9 ay sonraki doğumda bir ürün. Bu diyalektik yapı insanın bütün yaşantısında var. Ama biz mesela Orta Doğu ve Doğu toplumları ürün odaklıyız. Daha çok çıkar odaklıyız. Yani pragmatik bir bakış açımız var. Düşünme yap diyoruz değil mi? Tak fişi bitir işi diyoruz. Nasıl takayım abi diyor. Nasıl takarsan tak diyoruz. Cereyan gelsin de sen tak fişi bitir işi. Peki diyor. Takarken çarpılıyor marpılıyor sonra takıyor. Sonra bu sefer diyor ki bu fişi kim taktı? Ahmet. Ahmet'i çağırın o taksın diyor. Ahmet işi terk edince fişi takacak adam kalmıyor. Gibi. Birçok konuda süreç bizi ilgilendirmiyor. Daha doğrusu sürecin bizi ilgilendirmemesi konusunda şartlanmışız. Yap bitir işi diyoruz. Halbuki Rönesans geçirmiş toplumlarda süreç önemli. Nasıl yapıyorsun bunu? Tarif et. Biz de ne yapıyoruz? Tarif edemem demek bizde müthiş bir deha göstergesi değil mi? Bu resmi nasıl yaptın? Bilmem ki. Geldi. Ave Maria, Santa Lucia yani değil mi? Hemen biat edeceğiz. Müthiş insan. Tanrı'nın seçtiği kişi.
bunu söylemekten müthiş bir haz duyuyoruz değil mi? Bilmiyorum demek. Bilmiyorum. Bu resmi nasıl yaptın? Bilmiyorum. Bu kalp ameliyatını nasıl yaptın? Bu nereden buldun bu fikri? Yani insanın bu kalbini alıp öbürüne nakledilebileceğini bilmiyorum. Değil mi? Nereden keşfettin efendim şimşeğin elektrik enerjisi yaratacağını? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Geldi. Yerçekimi kanununu nasıl buldun? Bilmiyorum. Düştü. Düştü. O bana geldi. Tanrı vergisi. Dedi ki bir gün kulağıma, yerçekimi kanunu. Elma yere düşüyorsa neden düşüyor? Aa, yer. Adam anlamadın değil mi? Yat ağacın altına. Peki yattım. Uyu, uyudum. Elma burnuma düşüyor. Şimdi anladım. Yerçekimi. Yerçekimi. Değil mi? Bunlar hepsi tanrısal. Hiçbiri gerçek değil aslında. Şimdi Picasso'nun örneğini ara sıra veriyorsunuz. Garson geliyor, bana bir resim yapar mısınız diyor lokantada. 5 dakikada bir şey çiziktiriyor, veriyor biliyorsunuz. Garson diyor ki muhteşem diyor. Borcum ne kadar diyor. Çok ciddi bir para evet. söylüyor. O da diyor ki ya diyor 5 dakikada yaptım bunu diyor. Orada işte dediğiniz süreç devreye giriyor. 40 yıl artı 5 dakika diyor. Önemli olan o süreç. İşte bu, yani bu tür hikayeler bize bir şey ifade etmiyor. Sen kaç paraya sattı onu söylemem. Değil mi? Ne diyor adam orada? Affedersiniz nokta koyuyor bir de bazı ukalalar biliyor musunuz? Nokta koyuyor. Öbür adam tabii bizimki uyanık. Nokta ya ucuza alırsam altına da adamın ismini yazarım diyor. Kaç para diyor abi bu diyor peki şimdi diyor. Bu diyor ki 1 milyon dolar. Öbürün birdenbire dehşet içerisinde kalıyor. Halbuki 5-10 dolara verir zannediyoruz değil mi onu? İşte 1 milyon dolar deyince diyor ki bizimki tabii şey, bu adam kafayı yedi. Ama diyor ben gene de sorayım. Yani hocam affedin, şimdi abi filan diyordu önce. 1 milyon dolar değil hocam demeye başlıyor. Şekil değişiyor değil mi? Hocam yani burada bir nokta var yani. Siz buna mı 1 milyon diyorsunuz? Öyle diyor ki nokta var ama evladım diyor. O noktanın 40 yıl öncesi var diyor. Ama yani sonuçta nokta hocam. Şimdi o adamın dediğini de anlamıyor. Değil mi? O diyor ki 40 yıl artı nokta. E ne yapayım 40 yılı diyor kardeşim. Sonuçta nokta noktadır diyor bizim. Bak ne kadar somut düşünüyor adam ya. Hadi gel buradan bunu değerlendirme ölçülerimiz olmadan tartışmayla çözelim. Çözebilir miyiz? Münazara yapalım. Münazara. Münazarada ne yapıyoruz? Geçen gün bir öğrencim dedi ki, ben dedi hocam dedi, münazarada beyazın siyah olduğunu ispatladım dedi. Ben de aferin dedim ya, muhteşem bir şey yapmış. Karşı taraf ne yaptı dedim, hiçbir şey diyemedi dedi. Herhalde kavga çıkmasın diye susmuştur dedim ya. Sen beyazın siyah olduğunu nasıl ispatlıyorsun ya? Kim bilir ne kadar demagoji yaptın? Kim bilir ne kadar karşı tarafa yüklendin. Artık sonunda yeter dedi herhalde. Şimdi münazara eğer buysa yandık biz. Hayatımız böyle bir münazarayla geçiyorsa zaten algı yönetimin fıçısının içine batmışız. Orada çırpınıyoruz demektir. Geçen gün onu söyleyecektim. Almanya'da işte ilaçın parasını ödedim. Vitamin ilacını ben size getirteceğim dedi. Oda numaramızı yazdım. Yandaki bir otelde kalıyorum dedim. Sonra unuttum. Toplantılarım falan vardı. Sonra resmi tatil günü girdi araya. Almanların bol bol tatilleri var biliyorsunuz. Ben dedim ki hay Allah tatil girdik. Dükkan da kapalı. Kadın vermedi benim ilacı. Bak verseydi resepsiyon bana verirdi herhalde dedim. Artık 2 gün sonra da gidiyorum. Boş verdim artık. Benim para kaldı orada dedim. Sonra bana mihmandarlık yapan bir arkadaşımız resepsiyona gidip sormuş. Kadın resepsiyona vermiş bile ilacı. Kızcağız getirdi bana dedi ki resepsiyona vermiş ilacı dedi. Aa kendimi çok mahcup hissettim. Ben çünkü otomatikman
Tatilde girdi araya. Kadın da işte 50 euro muydu neydi şeyi? Tam attı cebe gitti diye düşün. Normali bu değil mi? Biz buna alışık değil miyiz? Şimdi öbürü alışık olmadı bu şey. Kadın meğerse daha ilk gün bırakmış resepsiyon. Üstüne de not yazmış. Böyle bir paket üstüne gayet şey. İngilizcesi de zayıftı. Alman bir hanım. Ama ona rağmen İngilizce yazmış. Hata yaptığı yerleri de bu daksille el yazısı olmasına rağmen düzeltip onun üstüne gene düzgünlüğü yazmış. Zarfı açtım. İçinden bir de 9 euro çıktı. Çünkü kadın diyor ki ben 15 euro, 50 euro sizden fazla istemişim. Halbuki 9 euro daha düşükmüş diyor. Onu da koymuş zarfın içine. Enayi. Kafası çalışmıyor ki kadın. Ya. Ondan sonra bu kadın adam olacak değil mi? Efendim? Bu bizim sık sık burada böyle şeylerle karşılaşıyoruz değil mi? Hep böyle yapıyorlar yani. Bizim daha çok karşılaştığımız resepsiyonistin yaptığı, vermemiş bir de o var. Hayır resepsiyonist. Ona da alışırız. Resepsiyonist de Ortadoğulu'ydu. Maalesef yani Almanya'da yaşayan Iraklı bir arkadaşımızdı. Çünkü ona göre de kalender bir durum. Madem adamın ismi var nasıl da gelir alır diyor. O da numaram belli gönderiversene odaya değil mi? İlaç bir de. He? Bir de ilaç yani. Evet. Yani ben kadıncağız onu oraya bıraktıktan iki gün sonra artık umudu kestim. Bana mimandarlık yapan kızcağız Alman. O gidip sormasaydı belki resepsiyonda kalacaktı ya. Yani. Çünkü benim kafama göre kadın vermedi. Değil mi? Tabii öyle. Alışkın olduğumuz şey bu. Şimdi... Ben de ona razı olmuşum yani. Üstelik sanata evet diyen bir adamım yani. Buna rağmen bakın ben de razı olabiliyorum. Öyle bir alışmışız, öyle bir şartlanmışız. İşin doğası bu diye düşünüyorsun. Evet, evet. Ben şeye takıldım, o nokta olayına takıldım. O noktada mesela diyorsunuz bir tane nokta koymuş bilmem ne kadar. Hı. Aslında Paul Klee'nin yaptığı farklı bir şey değil. Beyaz bir zemin içerisine bir siyah daire yapıyor. Tabii. Fakat buradan kübizm denilen bir akım ortaya çıkıyor ve dünyanın en büyük, en önemli çağdaş akımlarından diyebileceğimiz bir akım kübizm. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi... Yani bir nokta da olabilir o. Sen tabii gibi. O kadar önemli bir konuya değiniyorsun ki akımlar meselesi. Evet. Akımlar meselesi de bizde hiç anlaşılmış bir şey. Şimdi bir kere zaten sanat denince ressamlar sadece resimi anlıyorlar sanat denince. Ama kaç tane ressam Montparnasse'da efendim Picasso Dadacılar var. Dadacılar. Yani mesela böyle ekip bunlar toplanıyorlar. Susanna Valedon diye bir hanım var o zaman. Maurice Utrillo'nun annesi. Susanna Valedon'un evi Montparnasse'da. Paris'e gittiyseniz Montmartre'ın üstünde bir tepe var. Oraya finikülerle çıkılıyor. Orada çok az ev var. Bunlardan bir tanesi de Susanna Valedon'un evi. Susanna Valedon'un evi böyle basit bir ev, taş bir ev. Fakat bir tane şey var. Eskiden banyonun üstündeki yere ne denirdi? Öyle bir boşluk yapılırdı. Neyin üstündeki? Banyoların üzerinde, evlerde batarikat mı denirdi? Batarikat. Şimdi yok galiba değil mi? Yok. Batarikat diye bir şey biliyor musunuz? Yüklük mü tabir ediyorsunuz nedir? Yüklük gibi bir yer evet. Mesela bizim en eski evimizde vardı çocukluğumda annemlerin evi. Banyonun üstünde işte orada hatta su boruları filan da geçebilir yani. Hı hı. Su tamircisi gelse adam oraya balıklama dalıp orada düzeltir filan. Mesela bu Susanna Valedon'un evinde ressamlar buluşup günlerce tartışıyorlar. Renkler üzerine. Renklerin nasıl birbirini etkilediği üzerine. Ve buradan felsefe çıkarıyorlar. Bizim Susanna Valedon'un oğlu Utrillo çok küçük o zaman. Çocuk bu tartışmalardan rahatsız olmasın diye annesi o batarikata bir tane yatak sermiş. Çocuk orada yatıp kalkıyor, merdivenle çıkıyor. Hı hı. Fakat bunalıma giriyor. Maurice Utrillo'yu duydunuz mu? Bilmiyorum. Meşhur sokak ressamı. Maurice Utrillo sonra 6 yaşında bakıyor bunlar habere şarap içiyorlar. Bu da doğduğun ev kaderindir. Bir gün annesine diyor ki habere şarap içiyorsunuz.
neden diyor böyle şarap içiyorsunuz? O da diyor ki şarap çok iyi bir şey, sağlıklı bir şey diyor. Maurice Utrillo da bara gidiyor 6 yaşında. Parası var. İşte barmene elini uzatıyor. Bana bir bardak şarap ver diyor. Barmen de böyle eğiliyor bakıyor. Sen çocuksun diyor. Sana ne şarabı diyor. Annem sağlıklı olduğunu söyledi. Bana bir şarap ver diyor. Çocuk da annesini kırmamak için ona şarabı veriyor adam da. Çocuk şaraba başlıyor 6-7 yaşında. 15-16 yaşına gelince akıl hastası oluyor. Ve tımarhaneye kapatılıyor. Tımarhanede tabii buna özel bir oda veriliyor. Bu özel odada şaraptan bir kere uzaklaşıyor filan. Aşağı 3-4 yıl akıl hastanesinde kalıyor. Akıl hastanesinde kalırken sürekli pencereden dışarıya baktığı için, sokağa çıkmak istediği için ilk gördüğü sokağı yapıyor. Sonra kafasındaki sokak imajlarını yapmaya başlıyor. Ve dünyanın en önemli sokak ressamı oluyor 40 yaşında. Ama 40 yaşına kadar sefil bir hayat yaşıyor. Çünkü neden? Maurice Utrillo 18-19 yaşlarında bunalımdan ötürü kendini rahatlatmak için sokak resimleri yaparken bu resimler çok değersiz. Ama 15 sene sonra yaşamın sosyal ve psikolojik şartları değiştiğinde sokak resimleri önemli olmaya başladı. Maurice Utrillo 40 yaşında zengin oluyor. Ne içki içiyor ne esrar içiyor. Gayet sağlıklı bir adama dönüşüyor. Annesi de vefat etmiş oluyor. Ve şimdi Maurice Utrillo'nun resimleri paha biçilmez resimler. Şimdi demek ki süreç ve ürün. Maurice Utrillo da süreç ve ürün. Değil mi? Bu sürecin içerisinde bakın müthiş kahırlar var. Akıl hastalığı var. Anlaşılmamışlık var. İtilmiş kakılmışlık var. Annesine rağmen annesi bunun resim yaptığını bile bilmiyor. Ama o yapıyor. Ve Maurice Utrillo kendini ürün haline getiriyor. Sonuçta kendini yaratıyor. Şimdi hepsinin yaşamın içerisinde bir süreç ve ürün olayı var. Mesela bizim Fikret Muhalla. Fikret Muhalla esasında objektif mühendis galiba değil mi? Mühendis kaynaklı. Büyükada'da oturuyor. Mühendis olmuş. İyi bir ailenin çocuğu. Fakat bir gün birdenbire muhakeme eden bir adam. Ama beynin tanımını bilmiyor. Beyin ne kadar önemli bilmiyor. O zamandan his önemli. Hislerin kuvvetli olduğunu düşünüyor Fikret Muhalla. Ama bu hisleriyle kimseye ulaşamadığını, kimseye bunları anlatamadığını düşünüyor. Ve bırakıyor mühendisliği. Maddi durumu da müsait. Çekiyor Paris'e gidiyor. Paris'te resim yapmaya başlıyor. Kimse bunun resimleriyle ilgilenmiyor tabii. Bu sefer kendini içkiye vuruyor da Fikret Muhalla. Ve hep böyle bilindik bir şey, Picasso için de söylenir bu. Bir bardak şaraba bir tablo veriyor. Ücret olarak. Sonra Fikret Muhalla'yı Picasso keşfediyor ve destekliyor. Kırmızı ceketli adamlar yapıyor Fikret Muhalla. Kardeşim o dönemde kırmızı ceketli adam olur mu ya? Sokakta kırmızı ceket giymiş adam. Garip garip figürler. Neden yapıyor Fikret Muhalla bunu? Mesela Fikret Muhalla'nın resmine baktığımız zaman bize ne anlatıyor? Derdi ne Fikret Muhalla'nın? Neden olmasın? Düşünün diyor, değil mi? İnsan neden resim yapar? Mesela böyle konuştuğumuzda bazı arkadaşlarımız diyor ki resim yapmaya başladım, rahatladım. Niye rahatladı acaba? Efendim? Kendini ifade etti. Kendini ifade etmeye başlıyor. Evet. Şiirde de aynı şey geçer. Demek ki şiirde de aynı şey geçer. Ne diyor adam mesela böyle bir şey? Yağmur yağdı, çaktı şimşek. Sen de mi şair oldun be eşşoğul eşek diye böyle bir laf var. Hatırlıyor musunuz bu lafı? O kadar çok insan şiir yazmak istiyor ki.
Ama o da ona kızıyor. Sana ne diyor, sen ne münasebet şiir yazabilirsin ya diyor. Yazma diyor. Eşşol eşek diyor, affedersiniz. Neden? Çünkü o sanatçı, o değil. Öyle mi? Şimdi onun şey örnekleri de var yalnız, yetkin örnekleri de var. Mesela Sylvia Plath, Ted Hughes'tan ilişkilerinin evet. kötüye gittiği dönemde psikoloğa gitmeye başlıyor. Evet. Bir de intihar eğilimli biliyorsunuz. Evet. Robert Lovell atölyesine katılıyor. Robert Lovell da yine tanıyorsunuzdur, İngiltere'nin en önemli şairlerinden birisi. Ve atölye yapıyor, workshoplar yapıyor, ressam, şey şair yetiştiriyor. Psikolog diyor ki, sen diyor bana tedaviye gelme diyor. Git diyor Robert Lovell'ın atölyesine diyor. Orada diyor şiir çalış diyor. Ve Sylvia Plath o dönemdeki bunalımından Robert Lovell'ın atölyesinde kurtuluyor. Yine aynı şekilde intihar eğilimli olan Anne Sexton adında eski güzellik kraliçesi bir kadın. Doğumdan sonra vücudu deforme falan oluyor ve bunalıma giriyor. Bir başka doktor da yine aynı Robert Lovell'a yönlendiriyor. Ve ikisi de dünyanın en önemli iki kadın şairleri arasında. Peki şaire gidip sorsaydı acaba o da destekler miydi? Nasıl efendim? Mesela tanınmış bir şaire gidip sanmıyorum. Benim psikosomatik sanmıyorum. Sorunlarım var. Şiir ne işin var ne deseydi. Şiir yazacaksın kardeşim bırak bu işleri falan demiş. Böyle mi acaba diye mi? Mesela ben şimdi Vedat'a gidiyorum diyorum ki Vedat ya ben bunalımdan geberiyorum mahvoldum. Acaba şiire Vedat'ı çok tanımış bir şair. Acaba ben şiir mi yazsam? Bir sen eksiktin. Öyle deriz yani. Git işini yap kardeşim. Aynen öyle. Bir sen eksiktin. Bir sen de şiir. Öyle herkes şiir mi yazacak başımızda? Evet. Şimdi bunları yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Eskiden yaşadık değil, şimdi de yaşıyoruz değil mi? Çünkü neden? O sanatçı, siz değilsiniz. Haddinizi bilin kardeşim. Şiir filan yazamazsınız. Sanatçı mısınız yani siz? Sanatçı ne demek? Bana bir tarif etsin birisi, sanatçı ne demek? Efendim? Ne dediniz? Dışarıdan mı geldi? Sanatçı ne demek? Evet, Antakya'dan buyurun. Alalım. Evet. Yani illa resim mi yapması lazım bu adam? Bravo. Siz nerelisiniz? Nere? Belçika. Rönesans geçirmiş bir toplumda yetiştiniz değil mi? Sizce Rönesans'ın etkileri hala devam ediyor mu Avrupa'da? Ediyor değil mi? Evet. Din kavramı, mesela Rönesans'ın din kavramına bir yaklaşımı neydi acaba? Bir mikrofon verebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi Rönesans'ı da anlamak lazım. Burada Rönesans geçirmiş toplumun bir üyesi var madem. Hazır gelmişken bu fırsattan yararlanalım. Siz sanatçı mısınız? Biraz önceden konuştum. Yurundumun. Ben Ebru yapıyorum aslında. Öyle, ne yapıyorsun? Ebru. Ha, evet. Evet. Ebru. Oo. Yapmıyorum. Yani sanatçısınız öyle mi? Evet. Ebrucu değilsiniz yani sanatçı. Yok Ebrucu değilim. Ben şey böyle hoca falan değilim. Evet. Şimdi Rönesans, bunun önceden çok acı çeken Avrupa var. Din savaşları, katliamlar. Belçika'nın üst sınırı hala İspanyollar nereye kadar geldikler ise o kampların sınırları belli. Belçika sınırı orada çekildi. Rönesans'dan sonra bile rahat durmadı Avrupa. Rönesans'dan sonra da katliamlar devam etti. Ve bunu yavaş yavaş düzeldi. En son daha İkinci Dünya Savaş'tan sonra diyebiliriz ki aslında en Avrupa biraz oturdu artık. Evet. Daha yeni. Ondan önceden katliam. Yani 13 esas Rönesans'ın başlangıcı 13. yüzyıl diyebilir miyiz? Yani tartışmaların başladığı 14. yüzyıl ve 15-16'da konuşma başlandı. Evet. Genelinde böyle şey ne diyeyim 15. yüzyılın ortasında. 15. yüzyılın ortasında İstanbul'un fethi. O sınır olarak çekiliyor. Evet. Ondan sonra Rönesans deniyor. Ama tabii ki ondan önceden başladı. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da bir proses bakın. Evet. Yani 15. yüzyılın ortalarına gelmezden önce
İnsanlar bu acıları niye çekiyoruz diye düşünmeye başladı. Şimdi ressam olarak Bruegel geldi. O başladı, bakıyorsun, o sırada o protestolar başladı aslında. O normal insanlar çizmeye başladı. Pazar yerlerinde insanlar bunları konuşmaya başladı. Evet, yani sadece krallar, padişahlar falan resmi olmadı artık. Normal halk resmi yapmaya başladılar. Kamuoyu düşünmeye başladı. Evet. Neden bizim kellelerimizden kilise yapılıyor? Neden bizim kemiklerimiz kırılıyor? Neden bizim tırnaklarımız çekiliyor? Bize neden bu muamele yapılıyor diye düşünmeye başladı. Ve bu muamelenin insanın hak etmediğini düşünerek esasında bir düşünme akımı başladı. Bu düşünme akımının da adı sanattı. Biz sanat deyince Rönesans'ı resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık yaptı zannediyoruz. Hayır, onlar da var arada. Ama esas düşünce var. Yani sanatsal düşünce var. Ayrıntılarıyla biz bunu hak ediyor muyuz? Mesela bir arabalı tiyatro var o tarihte yapılan. İşte birinci vagonda insanların doğuşu, mağara devri, ikinci vagon gelişmeleri, üçüncü vagon işte ev yapmaları, dördüncü vagon şu bu, beşinci vagonda çarmıha gerilmiş bir İsa. Ve orada da bir takım koro var. Koro diyor ki İsa ayağa kalk. Senin bize tavsiye ettiğin din bu değildi diyor. Şimdi ne oluyor? Yani yaşam geliştikçe dinin ilk çıktığı gündeki kavramların da daha doğru anlaşılması gerekiyor. İlk anlaşılanlarla son anlaşılanlar arasında fark var mı yok mu? Değil mi? Hristiyanlıkta da değil mi? Protestanlık mesela bunu upgrade etti, güncelledi. Değil mi? Din kavramını da güncelledi. Ama burada mesela Rönesans'ı sanat yaptı diye biz genel bir laf söyleyecek şimdi olsak. Şimdi şey var, Dante var. Tabii mesela, ama bir dakika şunu söylemek istiyorum. Rönesans'ı sanat yaptı dediğimiz zaman ne gelecek aklınıza? Resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat mı gelecek? Yok, hayır, gelmeyecek. Felsefe gelmeyecek mi mesela? Hepsi gelecek. Evet. Yani bir Da Vinci olmasaydı, bir Dante olmasaydı, bir Gabriel Rossetti olmasaydı belki Rönesans bu kadar hızlı büyüyüp gelişmeyecekti ve bugüne bu kadar çok şey bırakmayacaktı. Yani 100 yıl süren tartışmalar var. Üstelik bu tartışmaları yapanların arasında papazlar var. En çok da papazlar yapıyor. Yani Aquinalı, Tommaso, Salisbury'li John filan. Bunlar hepsi papaz, hepsi din adamı. Ama Aristo'nun iyi, güzel ve doğru kavramıyla ne demek istediğini tartışıyorlar. Resim mi yapıyorlar bu adam? Demek ki sanatın düşünce biçimi olduğunu önce başlıyor. Biliyorsunuz Avrupa sanatı tarif ederken Rönesans'tan sonra process and product dedi değil mi? Bunun ikisinin buluşmasına söyledi. Maalesef bu güncellemeyi yapmayan toplumlarda sanat sadece product, sadece ürün. Süreç yok. Süremiz doldu. İsterseniz doldu. Bir iki cümle daha alıp bizden sonraki... Şimdi işte bu böyle bir içinde bulunduğumuz milenyum eğer 15. yüzyıl Galileilerin, Leonardo Vinci'lerin, işte Dante'lerin milenyumunda bu kadar kısıtlı bugüne göre yapay zekaya bu kadar kısıtlı gelişmelere rağmen yaşamın güncellenmesi yani bir tür yeniden anlamlandırılmasını gerektiriyorsa zaten Rönesans yeniden doğuş demek biliyorsunuz gerektiriyorsa bu milenyumda da acaba bir yeniden doğuş gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yapay zeka, robotlar falan var ama normal canım yani. Onlar çok önemli değil yani bunlar zaten olacaktı. Buyurun. Duymuyoruz. Mikrofon arkada. Yalnız bir tek soru alabileceğiz. Süremiz doldu. Bir sonraki panel bir cevap vermek istiyor. Evet. Tabii ki. Bir parça sarkabiliriz ya. Biz 15 dakika açtık efendim. Öyle mi? Evet. Alo. Aslında sanat sosyolojik bir kavram. Yani sanatçı aslında sosyolojiden besleniyor.
Bunun kavramın kavranmamasından dolayı aslında bu eksikliği oluyor. Şu anda da günümüzde eğer yapay zeka bunu getiriyorsa sanatçı bundan beslenerek yeni bir üretim yapabiliyor. Ama bu eğitim sisteminde eksik verildiği için yani sosyolojiyle birleştirilmeden sadece sanat, acaba sanat için mi yapılıyor, insan için mi yapılıyor? Bu kavram boşlukta kalıyor. Böyle kısır tartışmalar içerisinde yaşıyoruz. Dediğin çok doğru. Sen de Antakya'dan değil mi? Yok, ben Edirne'den. Edirne'den. Şimdi bakın, Edirne'den o Balkanlara yakın bir yerden geliyor. Antakya'da kapılar yapılıyor. Ne yapıyoruz? İçinde bulunduğumuz ortamdan da etkilenerek, sosyolojik ortamdan da etkilenerek beynimizin algılarını, biz tabii mistik düşünmeye alışkınız değil mi? Tanrı bize bunu vermiş. Hayır, beyin onu veriyor. Beynin kayıtları bize veriyor ve biz kapıları anlatmaya çalışıyoruz. O gün çizdiğimiz kapılar bugün bize eski kapıları ve o kapıların yok oluşunu anlatıyor değil mi? İçinde bulunduğumuz medeniyetin yok oluşunu anlatıyor. İçinde bulunduğumuz sosyolojik ortamı ne kadar doğru anlıyorsak ve başkalarının anlamadığını düşünüyorsak bir şey yaparken esas da onu ifade etmeye çalışıyoruz. Bir şeyi ifade etmek istiyoruz. Anlaşılmadığımız ya da başkalarının anlamadığı bir şeyi ben anlıyorsam bunu ifade etmeliyim diyoruz değil mi? Bunu nasıl ifade? Doktor Bernard'ın kalp nakli yapılabilir demesi bir ifade biçimi midir değil midir? Kalp nakli yapılabilir diyor. Yanında da arkadaşı var, yatakhane arkadaşı. İşte ne olsun, Henry. Henry diyor ki ya Henry, ben düşündüm bir adam ölüyor işte başka bir spazmdan. Öbür adamın da kalbi sağlam. Ha, bu adamın kalbi de hata var ama vücudu sağlam. Bu kalbi alıp bu adama taksak iyi olmaz mı diyor. Öbürü diyor ki sen gece herhalde uyumadın diyor. Hadi sen uykun uyu da öyle gel diyor. Değil mi? Sonra adam bu nakli yapıyor. Henry diyor ki Bernard'ı hep ben destekledim. Bernard çok yakın arkadaşımdır. Diyor. Benden yararlandı. O fikri ben verdim. Fikri de ben verdim. Bernard sanatçı mı değil mi? Hayır, ben doktor. Doktor. Mesleği doktor. Eğer sanatçı olsaydı mesleği sanatçı olurdu adam değil mi? Sanat bir mesleği özenle, titizlikle yapmak demektir. Sanat felsefenin adı, işin adı değil. Bunu karıştırıyor olmak bize müthiş bir algı yönetimi bozukluğu getiriyor. Biz ne olacak canım diyoruz belki ama hayır. Çünkü düşünemiyoruz. Yanlış düşünüyoruz. Taşları yerlerine koymuyoruz. Yorum yapamıyoruz. Bilgilerimizi, ezberden bilgileri alıp bir takım yerlerde kullanarak doğru yorum yapmanın yolunu aramıyoruz. Birisi bize doğru yoktur dediği zaman inanıyoruz. Evet diyoruz, doğru yoktur. Birisi iki kere iki beş eder dediği zaman haklı diyoruz. İşimize geliyor çünkü. Bir bildiği vardır. Bir bildiği var adamın diyor. Ben de diyorum ki iki kere iki beş ederse Antakya'daki binaları yeniden yaparken bütün temel hesaplarını iki kere iki beş üzerinde yapın. Bundan sonra bir daha yıkılmaz o zaman değil mi? O zaman da bakıyorsunuz iki kere iki beş eder diyen adam susuyor. Ben onu demek istemiyorum canım diyor. Benim onu anlamadığımı düşünüyor. Hayır, ben onu anlıyorum. Çünkü o diyor ki işine nasıl gelirse öyledir. Değil mi? İki kere iki beşi kabul ettiğiniz zaman senin işin benim işime nasıl geliyorsa öyledir. Sanat nedir diyorsunuz? Bana göre dediği zaman ben diyorum sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Sana göre olanı dinlemek istemiyorum çünkü. Hepimize göre bir sanat kavramı olması lazım değil mi? Hepimizin anladığı, hepimizin üzerinde hemfikir olduğumuz bir sanat kavramımız olması lazım. Bu da var. Bu da öğretilebilir. Bu da yaşatılabilir. Bu da sistem haline getirilebilir bir şey. Yok, biz onu yapmıyoruz. Onu da sorgulamıyoruz. Ama sanat nedir dediğim zaman bana göre pardon. Ben dinlemek istemiyorum seni, sana göre. Artık ortak bir kavram bulalım. Adamlar Rönesans'tan sonra bir de reform yaptılar değil mi? Ne yapmak için reform yaptılar? Rönesans'taki fikirleri reformla yerine oturttular. Bu bir
süreç, Rönesans bir süreç, reform bir product'tı. Yani üründü. Bizim yapay zeka çağında hangi süreci yaşadığımızı merak ediyorum ben. Dünyada bir süreç yaşanıyor, kaotik bir süreç. Avrupa'da da yaşanıyor. Almanya'da trenden artık peronlara geç giriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Almanya bile, Cambridge bile yani. Cambridge Avrupa, İngilizler Avrupa Birliği üyeliğinden çıktı ama Cambridge bile bozuldu diyor oradaki arkadaşım profesör. Ona göre Cambridge'in bozulması bize göre hiçbir şey yani. Ama ona göre büyük bir şey. Yani Cambridge'deki ufak bir aksaklık Cambridge'de hiçbir zaman olmaması gereken bir şeydi. Oluyor diyor. Londra'dakiler diyorlar ki Londra sokaklarında İngiliz göremiyoruz. Çok müthiş bir genelleme belki ama böyle bakın şimdi bunları insanlar şikayet olsun diye söylüyorlarsa bir çözüm arayışına ihtiyaç var demektir. O çözüm arayışı da sanat kavramını bugün doğru anlamaktan geçer. Bugün eğer bir inovasyon çağındaysak sanat kavramını yeniden özüne dönerek anlamamız lazım. Efendim son cümle olsun mu? Olmasın. Leonardo da Vinci bugün yaşıyor olsaydı sadece Mona Lisa'yı mı yapardı acaba? Başka hiçbir şey yapmaz mıydı? Ya da Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı yapmasaydı, resim yapmasaydı hiç dünya bunu tanımayacak mıydı? Diğer meziyetleri yoktu değil mi? Bugün yaşıyor olsaydı herhalde insanların algı yönetimiyle içinde bulunduğu çağın çeliştiğini o da söylerdi. Dolayısıyla sanat kavramı yıpranmamış bir kavram. Bizim çok yönlü düşünmemize imkan verecek bir kavram. Ben kimseyi suçlamıyorum. Yaşadığımız zaman dilimlerinin içerisindeki algı yönetimine tabi oluşumuzu artık anlayıp kendimize gerçek bir bu çağa uygun bir sosyolojik, sosyopsikolojik yaşam tarzı çizmek için sanat özeniyle düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Sanata evet bunu anlatıyor. Buna da biraz önce burada gördüğünüz bu akışını 40 yıl önce, burada 40 yıl önce 82'de başladığımız bu kampanyayı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde son derece etkili bir şekilde sürdürdük. Sürdürmeye de devam ediyoruz. Dileğim o ki kimse kendisini suçlu hissetmesin ama bunu böyle düşünmemiştim diyerek bunu kabul edersek o zaman bir değişim başlıyor. O değişim sürecinin içine girdiğimiz zaman da olayları çözmemiz, çözüm arayışlarımız daha objektif bir noktaya doğru gidiyor. O zaman yapay zeka ile karşı karşıya gelip biraz rekabet edebilecek duruma geliriz. Aksi takdirde gelemeyiz. Teşekkür ediyorum efendim. Sanata çok teşekkür ediyoruz. Efendim Tamer Bey'in söyleşilerinden sonra bir ritüelimiz var. Hep birlikte 3'e kadar sayıyoruz. Arkasından hep birlikte 3 defa sanata evet diyoruz. Hazır mıyız efendim? 1, 2, 3. Sanata evet. Sanata evet. Sanata evet. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Tamer Bey'in bu anlattıkları ve bundan çok daha ötesinde yazdıkları sanata evet standında imza şeklinde devam edecek. Orada kitaplarını imzalayacak. Arzu edenler buyurup alabilirler. Sanata evet standı C39 en sondaki bir önceki stand. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler efendim.